Halepçe, Güney Kürdistan'da Irak Baas rejimi ve Saddam Hüseyin tarafından Kürtlere karşı 29 Mart 1987'de başlatılan ve 7 Haziran 1989'a kadar devam eden en az 182 bin Kürt'ün katledildiği, zamana yayılmış büyük bir soykırım örneği olan Enfal operasyonlarının en çarpıcı halkasıdır. Saddam tarafından Irak Devrim Komite Konseyi'nin başına geçirilerek yetkilendirilen yeğen Kimyasal Ali lakaplı Ali Hassan Mecit, Irak'ı Kürtlerden arındırma gibi önemli bir görev üstlenmişti. Bugün Halepçe dışında hafızamızda acı bir yeri olan bir katliamın daha yıl dönümü. 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde Eczacılık Fakültesi önünde 7 devrimci ve yurtsever öğrencinin katledildiği, 41 öğrencinin de yaralandığı Beyazıt katliamının 46. yıl dönümüdür. Sonradan ortaya çıkan belgelerde yapılacağı önceden bilinmesine rağmen katliam devletin emniyet yetkilileri tarafından engellenmemiştir. Sorumlu olan ve katliama göz yuman tüm emniyet yetkilileri hakkında beraat kararları verilmiş, dava dosyası zaman aşımına uğrayarak Türkiye'nin karanlık tarihinde yerini almıştır. Bu tutum, alışık olduğumuz onlarca örneğini yakinen bildiğimiz Maraş gibi, Hrant Dink gibi, Kar katliamı gibi cezasızlık, göz yumma ve doğrudan suça iştirak tutumudur. Yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyoruz. Halepçe katliamından tesadüfen kurtulan ve katliamda bütün yakınlarını kaybeden Elvan Ali Mahmud'un soykırım suçunu işleyenler için sarf ettiği sözlerle bitirelim. Saddam hükümetinin düştüğünü Halepçe mezarlığındayken haber aldım. Bu büyük suçları işleyenlerin öldürülmesini değil, bir kafese konarak bu mezarlığa getirilmelerini, her gün eserleri olan bu mezarları seyretmek zorunda bırakılmalarını, mezarlıkta yakınlarını ziyaret edenlerin de geçerken bunların kaldıysa yüzlerine tükürmelerini isterdim. Kürtlerin kolektif hafızasında karanlık bir gün olan Halepçe katliamının üzerinde 35 yıl geçti. Bazı iktidarı 16 Mart 1988'de Güney Kürdistan'da Halepçe kentinde Kürtlere karşı kimyasal ve biyolojik silah kullanarak 5000'e aşkın Kürt'ü katletti. Katliamın acısını hala derin bir şekilde yaşıyoruz. Kürt halkına karşı düşmanlık politikalarını sürdürmekte olan herkese önemli bir tarihsel ders olmalıdır. Asla unutulmamalıdır. Bugün de Kürt düşmanı politikalarıyla sadece Türkiye sınırları içinde değil, hem Güney Kürdistan hem Batı Kürdistan'da yaptıklarıyla Kürt halkının kendini yönetme imkanlarını ortadan kaldırmak için attıkları adımlarla, Kürt düşmanı politikalarla önde gelen, bölgenin önde gelen iktidarı olan AKP-MHP ittifakına bir kez daha Halepçe'yi hatırlatıyoruz. Kürdistan'da kanton yönetimlerini oluşturan Rojava halkları, baskıları, yok sayma çabalarını, IŞİD çetelerinin barbarlıklarını da aşarak özgürlük ve eşitlik mücadelesini yeni bir aşamaya ulaştırdı. Kanton yönetimleriyle Rojava halkları sadece kendi kendilerini yönetmekle kalmadı. Uygulamaları hem Suriye'de hem de Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde demokratik rejimlerin kurulması için önemli bir örnek oluşturdu. Tarih bir kez daha gösterdi ki baskı ve şiddet yöntemiyle demokrasi ve özgürlük ve eşitlik mücadeleleri bir süre bastırılabilir, belki geriletilebilir, ancak engellenemez. Kimyasal, biyolojik ya da konvansiyonel
hangi silahlar ve yöntemler kullanılırsa kullanılsın, katliamlar ve şiddetle demokrasi ve adalet mücadelesi durdurulamaz. Halepçe katliamının yol dönümünde insanlık düşmanı bu kitle katliamını düzenleyenleri bir kez daha buradan lanetliyoruz. Unutmuyoruz. Ama daha da önemlisi, unutturmuyoruz ki bugün baskı ve şiddet politikalarıyla halkın mücadelesini gerileteceğini sananlar tarihlerden ders alsınlar. Спасибо, Гухтарь Явашисан. Спасибо, Гухтарь Явашисан. Basına ve kamuoyuna. Kürt halkının kolektif hafızasında karanlık bir gün olan Halepçe katliamının üzerinden 35 yıl geçti. Bağız iktidarı 16 Mart 1988'de Güney Kürdistan'ın Halepçe kentinde Kürtlere karşı kimyasal ve biyolojik silahlar kullanarak 5000'i aşkın Kürt'ü katletti. Kürtlere karşı işlediği bu suçla Saddam Hüseyin iktidarı insanlığa karşı suç işleyen bir katliamcı iktidar olarak tarihe geçti. Kürtler ise bu soykırım girişimine rağmen hiçbir zaman ne kendilerini yönetme ne de özgürlük taleplerinden vazgeçti. Baskı, katliam ve şiddet yöntemleri karşısında Kürtler barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyüterek Orta Doğu'da bir arada yaşamanın imkanlarını yarattı. Halepçe katliamının failleri insanlık tarihinde lanetlenirken meşru ve insani hak mücadelesi sürdüren Kürt halkı direnişiyle bütün ezilen halklara ümit olmaya devam etmektedir. Bütün bu katliam ve yıldırma politikalarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyor. Halepçe ve Beyazıt katliamında yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Hem parti Muş gibi. Dokyonu yok ve ne doy? Navamede parlamenteri men Şırnak Brest Nevruz Uysal o Zeki İrmez o her va saziyen men Şırnak Kesk Diz o rekstinin men Bajır Navamedene naje eme dokyonu yok ve bidi çapemeni. Jiraya geçti o çapemeni azat re. Deser komkujiya Halepçe re kudibiraya gele kurde bu rojake raş o سو پنج سال در باز بون. ده 16 آداره 1988 ده حکومت بعاسه لباجار حلبچه باشور کردستانه زیدتری 5000 کرد بچکن کیمیوی و بیولوژیک لدیجی کردان پیک آنی و قتل کرد. یک جه کمکوژی یک کو ده نیوه سال 1970 آنوور و لدیجی مخالفت جواکی و پل جوانن شارش کرد کو زیده ده به حتی دست بکرن و 16 آداره ده لدجی خوندکارن شورشکرن لزانینگه استنبوله دخوینن حاته کرن. ده وی قتلیامه ده 7 خوندکار جیان خوش دست دان. او 41 خوندکار جو بریندار بون. امجاره که دن دیار دکن که امه لدجی وان همو پولیتیقاین قتلیامه ده ترساندن حتی داویه تکوشین آخوه بدومینن. و کسین ده کمکوژیا حلبچه و بیازت ده جه جیان خوش دست دانه ام برزداری ببیرتینین. Binlerce insanın yaşam hakkının ihlal edildiği Halepçe katliamının 36. Beyazıt katliamının 46. Gazi katliamının 29. yıl dönümünde bir kez daha Halepçe, Gazi, Beyazıt özelinde insanlığa bu acıları yaşatanları kınıyoruz. Bütün insanlık tarafından lanetlenmesi gereken Halepçe soykırımını Gazi ve Beyazıt katliamlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Urfa Emek Demokrasi Platformu Güney Kürdistan'da
Bas rejiminin lideri Saddam Hüseyin tarafından 5000 tane insanın katledilişinin günü. Doğrusu uluslararası güçler tarafından da yeteri ölçüde mahkum edilmeyen, seyretmeyle yetinen bu anlayış, bu işin sorumluluğunun bir parçasıdır. Değerli arkadaşlar, yer yer farklı biçimlerde de olsa özellikle bu coğrafyada başta Kürt halkı olmak üzere yer yer asimilasyon, jenosit, soykırım yaşanıyor. Orta Doğu halklarının barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Orta Doğu'da barışın sağlanmasının temel nedenlerinden biri her parçadaki Kürt meselesinin onurlu, demokratik, gönüllü birlikteliğinden geçtiğini söylüyoruz. Bu kültür soykırımı şiddetle kınıyoruz. Hep karşısında olduk, hep karşısında olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Yetmiyor.